Merhaba sevgili çocuklar bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda bölme işlemi gerektiren problemler çözeceğiz. Böylece de bölme işleminin nasıl yapıldığını daha iyi bir şekilde anlamış olacağız. Evet ilk önce ne yapıyoruz? Problemi okumakla başlıyoruz. Önemli yerlerin altlarını çiziyoruz. Değil mi? Haydi bakalım. 63 misketi bakın 63 misketi 3 arkadaş eşit olarak paylaşmak istiyor her birine kaç misket düşer? Bakın 3 arkadaş çizilmiş buraya. 63 misket varmış. Şimdi ben onları onluk birliklerle modelleyeceğim. Bakın 10, 20, 30, 40, 50 ve 60. 63. Bakın 63. Evet misket oluştu. Peki bunları paylaşmak istiyorlarsa evet bu problemi çözmek için ne yapmamız gerekiyor? Bölme işlemi yapacağız değil mi? 63'ü 63'ü 3'e böleceğiz. 3 kişi var çünkü. Evet haydi bakalım. Bakalım nasıl yapıyoruz bölme işlemini. Şimdi bu 63 tane misketin bakın burada bölme işlemini hem yapacağız hem bu modellerden yararlanacağız. 63 misketi 3 arkadaş paylaşıyordu değil mi? Şimdi bu 60 6 onluğu elime alacağım. Bakın buradaki 6 onluğumuz bu. Üzerine işaret koyacağım. Bölme işlemi yaparken büyük basamaktan başlamanız gerekiyor. Yani onlar basamağından başlamanız gerekiyor. Bakın 60 tane ne var? Evet 6 onluk. 6 onluk 60 eder. 3 kişiye paylaştıracağız. Hadi paylaştıralım mı? Bakın burada 3 kişi var. Evet bir paylaştıralım. Evet önce birer birer vereyim istiyorum. Evet bakın elimde daha hala var. Evet yine birer tane daha veriyorum. Evet her birine şimdi bakıyoruz 6 altının içerisinde yani 6 onluğun içerisinde veriyoruz. Ee, 6 onluğu 3 kişiye paylaştırırsam kaçar er tane düşüyor? 2'şer tane. 2 kere 3, 6 altı. çıkartıyorum. 6'dan 6 altı çıktı. 0. Bakın hiç onluk kalmadı değil mi? Şimdi ama burada kalan ne var? Birlikler var. Bak birlikleri indiriyorum aşağıya. 3 birliğimiz var. İşte 3 birliğimiz tam da bu. Hadi bakalım bir de onları paylaştıralım. Değil mi? Haydi bununkini buraya koyalım. bunu Bununkini buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Gördük mü? Evet, 3 birliği 3 kişiye paylaştırırsam her birine bakın kaçar er tane düştü? Birer tane. 1 bir kere 3, 3 üç çıkardım. 3'ten 3 üç çıktı 0. Demek ki bölme işlemini nereden başlıyormuşuz? Büyük basamaktan. Yani burada onlar basamağı en büyük basamak olduğu için oradan başladım. Evet, bu böyleydi. Bir sonraki sorumuza geçmek istiyorum hemen. Bakın, bir sonraki sorumuz ya da problemimiz acaba bize ne diyor? Bakın 46 tane kitap varmış. Evet, aşağıda şeklimiz de var. O çok görünmüyor. Önce problemi okuyalım, sonra şekli görürüz tabii ki. 46 kitabı Ali ile Ayşe eşit olarak paylaşmak istiyor. Evet. 46 tane kitap var. Ali ve Ayşe eşit olarak paylaşmak istiyor. Her birine kaç kitap düşer? Bak. Gördük mü Ali ve Ayşe? Kaç kitap vardı? Hemen bir daha problemi görelim ve onu onluk birliklerle hızlıca modelleyelim. 46. Bakın. Evet. 20, 40. Bak gördük mü? 10, 20, 30, 40. 40 oldu. 46, 42, 43, 44. Evet. 45-46. Bak bu kadar kitap var. Evet ne kadar şanslılar değil mi? kadar kitaplarının olduğu için bence de çok şanslılar. Bu kitabı 2 iki, iki arkadaş eşit olarak paylaşmak istiyor. Her birine kaçar tane düşer? Bunu çözmek için hangi işlemi yapacağız? 46'yı 2'ye böleceğiz. Bölelim. 46 Bölü 2. Şimdi bölme işlemi yaparken ne, ne demiştik bir önceki problemde? Büyük basamaktan başlayacağız. Büyük basamak hangisi? Onluklar, değil mi? 4 onluğu 2 kişiye paylaştırırsam, evet, hemen elime aldım 4 onluğu. Bakın. Birdikleri ittim. Bakın. 4 tane onluğu. 2 kişiye paylaştırıyorum. Bak birer tane veriyorum önce. Verdim. Bak. Evet. Evet bölme ise eşit paylaşmaları gerekiyor. Evet şimdi devam ediyorum işlemime. 4 onluğu 2 kişiye eşit paylaştırdım. Her birine kaçar tane düştü? Bak Ayşe'ye 2 onluk ve Ali'ye de 2 onluk düştü. 2 kez var. 2 kere 2, 4. Çıkardım. 4'ten 4 çıktı. 0. Evet. Şimdi bak pay onluk kalmadı ama paylaşmaları gereken birlikler var. İşte buradaki birlikler de bunlar. Bak 10'u aşağıya indiriyoruz. Yani 6 aşağıya. Şimdi de 6 tane birliği elime alıyorum. Aldım. Her birine eşit paylaştırmam gerekiyor. Bir ona, bir Ali'ye bakın. Bir Ayşe'ye, bir Ali'ye bakın veriyorum. Evet. Evet, 6 birliği 2 kişiye paylaştırırsam her birine 3 birlik düşer. 3 kere 2 6. 6'dan 6 çıktı. 0. Gördük mü? Evet. Bu onluk birlikler çok işe yarıyor ve size bölme işleminin nereden başlanması ve nasıl yapılması gerektiği hakkında çok güzel fikirler veriyor. Öyle değil mi? Evet, kalan sorularımız var. Hadi onları da çözelim bir Bakalım neymiş? Evet. 24 sayfa kitabı Öykü 2 günde bitirmek istiyor. Evet. Öykü 24 sayfa kitabı 2 günde bitirmek istiyormuş. Bakın. <laughs> Her gün eşit sayfa kadar okuduğuna göre, her gün eşit sayfa kadar okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Bir günde kaç sayfa okumuştur? Evet bakın kaç sayfaydı kitap? 24. Hadi modelleyelim. Bakın 10, 20, 23, 24. Bunu kaç günde okumak istiyor? 2 günde. Bakın ne işlemi yapacağız? Bölme değil mi? Hadi yazalım onu da. 24, 24 bölü 2 yazdım. Şimdi ne yapıyorduk? Büyük basamaktan başlıyorduk. Yani onlar basamağından bak. 2 onluğu 2 kişiye paylaştırırsam ya da 2 güne paylaştırırsam bu problemde. Bakın 2 tane onluk birbirine birbirine gördük mü? Hemen yazıyoruz. 2'nin içinde 2, 1 kez, 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı, 0. Evet, şimdi Bakın onluk kalmadı paylaşılacak. Bak burada da onu gösteriyor. Ama paylaşılacak 4 birliğimiz var. Bak dört birliği aşağıya indirdim şimdi. Şimdi dört birliği elime alıyorum ve sırasıyla iki güne eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Evet 4 4 birliği 2 güne, bak burada gündü. 2 güne eşit paylaştırırsam her güne 2 sayfa düşer. 2 kere 2, 4. 4'ten 4 çıktı, 0. Devam ediyoruz bir sonraki problemimizle. Evet. Bakalım neymiş problemimiz. Bakın ne diyor. 33 kelebek 3 çiçeğe eşit olarak konuyor. 33 tane kelebek varmış, evet. Üç çiçeğe eşit olarak konuyorlar. Her çiçekte kaç kelebek var? Bakın. 33 tane kelebek. Hadi 33'ü modelleyelim. 10, 20, 30 ve 33. 33 tane kelebek var. Bakın. 3 tane çiçeğe eşit olarak pay konuyorlar. Hadi bakalım konsunlar. Ne işlemi yapacağız? Bölme işlemi yapacağız. Ne diyeceğiz? 33 bölü 3 diyeceğiz değil mi? Çünkü 3 tane çiçeğimiz var. Şimdi bölme işlemine nereden başlıyorduk? En büyük basamaktan. Burası burada neresi? Bakın 3 onluk buradan başlayacağız. Burada da 33'ü zaten modellemiştik. Burada onluktan başlayacağıma göre şimdi burada onluklara elimi alıyorum. Bakın gördük mü? Ve 3 onluğu 3 çiçeğe Eşit olarak paylaştırırsam bakalım paylaştıralım kaçar tane çiçek e, şey kelebek e, konmuş olacak gördük mü? Evet bir onluk bakın bir onluk bir kere üç, üç, üçten üç çıktı sıfır, üç aşağıya bak onluk kalmadı paylaşılacak ama e, burada paylaşılması gereken ne var? Üç kelebek var hadi bakalım e, onları da dağıtalım. Bakın bu bu çiçeğe konsun. Bu buraya ve bu da buraya kondu. Peki 3'ün içerisinde 3 ya da 3 kelebeği 3 çiçeğe eşit paylaştırırsam bakın kaçar tane? Birer tane. 1 bir kere 3 3. Üç. Evet 3'ten 3 üç çıktı 0 değil mi? 11 kelebek konmuş. Bak bir çiçeğe hakikaten de doğru. Evet sevgili çocuklar, sevgili dostlarımla birlikte ee, soru çözdük sizler için. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.